Turgut Özal ve İnönü Üniversitemizin rektör yardımcıları, dekanları ve akademisyenler, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sözlerime bir dua ile başlamak istiyorum. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İstiklal Marşı'na öyle güzel bir dua koymuş ki Mehmet Akif Ersoy, bu yıl İstiklal Marşı yılı, Mehmet Akif Ersoy yılı olması münasebetiyle onu da rahmetle analım. İnşallah ebediyen minarelerimizden ezanlarımız okunur, susmaz, bayrağımız ebediyen bu topraklardan inmez. Cami ve camia kelimesinin yakınlığına, birliğine dikkat çekmek istiyorum. Cami, ibadet edilen yer. Aynı zamanda Yüce Rabbimizin Esma-i Hüsna'sından birisi. El-Cami, Allah'ın isimlerinden birisi. O merhametiyle, rahmetiyle nasıl bütün varlıkları kuşatıyorsa, cami de sıcaklığıyla bütün müminleri içinde kucaklıyor adeta. Irk ayrımı yapmadan, renk ayrımı yapmadan, zengin fakir demeden, bütün statüleri, sınıfları sıfırlayan bir özelliği var caminin. Öyle zannediyorum ki Malatya Üniversitemizde Türkiye'nin, Malatya'nın dışında diğer 80 ilinden de öğrenci vardır. Farklı farklı, yani etnik kökenden olabilir, hatta yurt dışından olduğunu biliyorum. Türkiye'de bütün üniversitelerimizde artık yurt dışından gelen, biz onlara yabancı öğrenci demiyoruz, misafir öğrencilerimiz diyoruz. Misafir öğrencilerimiz. Camide, cami onları kuşatacak. Camia, üniversitenin Arapça karşılığıdır. Camiatül Ezher, Camiatül İslam, Camiatül Ümmül Kura, duymuşsunuzdur. Yani üniversite demek. Ne kadar yakın bir gün. Yani o kadar yakışıyor ki, isim olarak da yakışıyor, fiziksel olarak da yakışıyor. Üniversitelerimizin içinde camilerimizi gördüğümüz zaman şöyle bir sıcaklık yüreğimize iniyor, elhamdülillah. Onun yokluğunu da çok çektik. Camisiz üniversiteler oldu bu memlekette. Ama şimdi elhamdülillah, biz geçmişin sıkıntılarını konuşmak bize bir fayda vermez. Bugüne bakalım, geleceğe bakalım inşallah, istikbale bakalım. Bugün elhamdülillah bütün üniversitelerimizde işte bu güzel cami gibi camilerimiz yükseliyor. Camilerimizin fonksiyonunu hepimiz biliyoruz. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Camilerimizin her biri, özellikle üniversitelerimizdeki camilerin en önemli özelliği mektep oluşu, suffe oluşu. Sevgili Peygamberimizin Medine-i Münevvere'ye geldiğinde ilk yaptığı işin mescit kurmak olduğunu biraz önce kıymetli dekanımız ifade ettiler. Ben de şunu ilave edeyim.
Mescid-i Nebevi kurulduktan sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yaptığı iş suffeyi kurmak oldu. Suffe nedir? Mektep. Yani mescidin içerisinde Peygamber Efendimiz'in, yani öğretmeni peygamber olan öğrenciler orada yetişti. Öğretmenleri peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah bu camimizde binlerce öğrencimiz, hocamız ellerine kitap alacaklar, bir köşeye oturacaklar, kitap müzakeresi yapacaklar. Bunu bekliyoruz. Bütün camilerimizin bu yönünün öne çıkmasını istiyoruz. O yüzden cami dersleri faaliyetini başlattık. Şu anda ülkemizde 90 bin camide cami derslerimiz, tabi salgın öncesi epeyce bir artmıştı sayı ama şu an salgın itibariyle camilerimizde yapamıyoruz ama dijital ortamlardan bu dersleri yapmaya çalışıyoruz. Ayasofya camimizde Kur'an-ı Kerim dersi, fıkıh, ilmihal, akaid, tefsir derslerimiz şu anda yine yürüyor. Çünkü Allah Resulü Efendimiz ne buyurdu? Ene bu'istü muallimen. Ben muallim olarak gönderildim buyurdu Peygamber Efendimiz. Ve getirdiği mucize kitap Kur'an-ı Kerim onun en büyük mucizesidir. Allah Resulü Efendimiz'in. İlk inen surenin ilk ayetlerine baktığınız zaman İkra bismi rabbikellezî halak diye başlıyor. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Okumayı emrediyor. Kalemden bahsediyor. Öğrenmekten, öğretmekten bahsediyor. İkinci inen sure çok manidar, ismi çok manidar. İkinci, yani Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre ikinci inen suresi Kalem suresi. Ne kadar anlamlı değil mi? O zaman diyoruz ki bu medeniyetin çocuklarının elinden kitabın ve kalemin düşmemesi lazım. Çünkü medeniyetimizin temelinin dayandığı Kur'an'ın ilk iki suresinin birincisi İkra diye başlıyor. İkincisi de kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun diye başlıyor. Biz medeniyet olarak kaleme, kitaba, okumaya, kütüphaneye önem verdiğimiz sürece hep yükselmişiz. Cenab-ı Hak camimizi hayırlara vesile eylesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim cami ve camia bütünlüğünü sadece ülkemizde değil, bütün İslam aleminde gerçekleştirmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbil Alemin, açılışını yapmış olduğumuz bu güzel camimizi hayırlara vesile ile, Ya Rabbil Alemin, bu camiye işçisinden mimarına, mühendisinden hocasına, emeği geçen herkesten razı ol Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tamamı kütüphane olarak 5-6 tane oda hazırladık. Yüksek lisans, doktora öğrencilerini burada yüz yüze yapmak ve kaynak tanıtmak. Yani buradaki hem tarihi eserleri hem şeyleri canlı. Dolayısıyla doktora derslerimizi de burada yapacağız. Kataloglama yapılıyor. Onlara lazım. Evet, tabii onarmak lazım.